Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Windows 11'e bir bakacağız. Bu videoyu aslında daha önce çekecektim fakat ben bu videoyu başka bir videodan aldığım görüntülerle besleyerek bu videoyu çekmek istemedim. Bu nedenle Windows 11'in beta versiyonunun biraz daha güncellenmesini, hatalarının biraz daha azaltılmasını, optimizasyon problemlerinin biraz daha azaltılıp bir tık daha kullanılabilir kıvama gelmesini bekledim. Ve şu anda bu videoyu çektiğim ve hatta bu videoyu montajlayacağım bu bilgisayarda Windows 11 kurulu bir şekilde yapacağım. Ve bu şekilde hem tecrübe etmiş olacağım hem de sizlere daha doğru bir bilgi aktarımı sağlamış olacağım. Şimdi birlikte Windows 11'e bir bakacağız. Ondan sonrasında Windows 11'e bilgisayarınızı nasıl geçirebilirsiniz, bunlardan bahsedeceğim. Ama bunlara geçmeden önce siz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Şimdi Windows 11'in detaylarına inmeden önce size bir tavsiyem olacak. Bildiğiniz üzere Google'da Windows 11 diye arattığınız birçok crackli torrent dosyalar mevcut. Fakat zaten geliştirilme aşamasında olan bir işletim sistemini crackli veya torrent indirmeniz bilgisayarınıza büyük zarar verebilir. Bu nedenle bunu orijinal bir şekilde usulüyle indirmenizi tavsiye ederim. Bunun için de yapmanız gereken şey Windows Insider programına katılmak ve normal güncelleme alır gibi bilgisayarınızı Windows 11'e güncelleştirmek. Herhangi bir format atmanıza gerek kalmadan sadece bir güncelleme ile Windows 11'e geçiş yapabiliyorsunuz. Bununla alakalı olarak Google'da ufak bir aratma yaptıktan sonra Windows Insider, Windows 11 kurulumu gibi ufak bir arama yaptıktan sonra mutlaka birçok video bulacaksınız. Ben de o şekilde yaptım zaten. İkinci bir durum ise Windows 11'i yükleyebilmeniz için anakartınızın TPM 2.0 destekliyor olması gerekiyor. Bunu da BIOS ayarlarından, eğer anakartınızın TPM 2.0 desteği varsa bunu da BIOS ayarlarınızdan aktif edebiliyorsunuz. Bunu da yine ufak bir Google YouTube araştırmasıyla bulabilirsiniz. Anakartınızın modelini yazıp TPM 2.0 aktifleştirme gibi bir arama yaparsanız mutlaka gerekli bilgilere ulaşacaksınız. Gördüğünüz gibi Windows'umuzu açtığımızda bizi böyle bir ekran karşılıyor. Gördüğünüz gibi başlat menüsü vesaire uygulamalar ortalanmış vaziyette görev çubuğunda. Bu göze çok hoş gelen yumuşak hatlar ve herkesin getirdiği yorum gibi ben de bu yorumu getirmek istiyorum. Birazcık Mac'e benzemiş ama bunun olması gerekiyordu çünkü eski tasarım biraz daha köşeli hatlara sahipti ama artık mobil dünyada daha çok yaşadığımız için bütün tasarımlar biraz daha oval ve minimal hale gelmiş durumda. Windows 11 ile de hedeflenen mobil dünyaya biraz daha ayak uydurmak olduğunu düşünüyorum. Şimdi ilk başta bir başlat menümüz var. Başlat menümüz gördüğünüz gibi bu şekilde tüm uygulamalarımız ortada duruyor. Yine Windows 10'da da olduğu gibi burayı istediğimiz gibi kişiselleştirebiliyoruz. İstediğimiz programları, uygulamaları buraya aktarabiliyoruz. Ve aynı şekilde de görev çubuğuna sabitleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi her yerde oval hatlar bizi karşılıyor. İşte bu bilgisayar dosya gezgini gibi Windows içerisindeki klasörlerde de bu tasarım devam ediyor. Bence gayet göze hoş duran ve etkileyici bir tasarıma sahip. Her şey daha akıcı gözüküyor. Yine aynı şekilde masa üstünde sağ tıkladığımızda gördüğünüz gibi bu menüde de bir değişiklik oldu tabii ki de. Daha okunulabilir, daha oval hatlara sahip, daha yumuşak bir tasarım bizi karşılıyor. Burada mesela kişiselleştir bölümüne girdiğimizde gördüğünüz gibi temalarımızı kontrol edebildiğimiz bir yer açılıyor. Buradaki tasarımı da işte arka plan, renkler, temalar olarak ayırmışlar. Aynı Windows 10'da olan özelliklerin aynısı fakat görsel olarak biraz daha makyajlanmış, göze hoş duran bir tasarım haline gelmiş. Burada gördüğünüz gibi değişik temaları var, açık temaları var. Mesela bir tanesine geçiş yapalım. Gördüğünüz gibi böyle bir temamız var. Açık renk temayı ben hiçbir uygulamada kullanamıyorum. İnanılmaz derecede gözümü alıyor. Kullananları da takdir ediyorum. Nasıl beyaz kullanıyorlar anlam veremiyorum gerçekten. Biz yine koyu renge dönüş yapalım. Koyu rengimize dönüşümüzü yapalım. Ve burada gördüğünüz gibi sistem bölümüne girdiğimizde sistemle alakalı bölümleri görebiliyoruz. Burada işte bilgisayarımızın adını değiştirebiliyoruz. Monitör kısmına girdiğimizde monitörlerimizin ayarlamalarını yapabiliyoruz. Bildiğimiz klasik sistem menüsünü burada görüyoruz. Bilgisayarın menüsüne girdiğimizde de gördüğümüz gibi ikonların hepsi tasarıma uygun bir şekilde değiştirilmiş vaziyette. Microsoft Store ve Xbox tarafında daha optimize çalışan bir altyapı hazırlamışlar. Windows 10'dan daha seri ve daha doğru çalıştığını iddia ediyorlar. Microsoft Store'a giriş sağlayalım. Gördüğünüz gibi Microsoft Store'umuz bu şekilde. Bir de Xbox'ımıza girelim. Xbox uygulamasını da açtığımızda gördüğünüz gibi biraz daha tasarıma uygun bir şeyler olmuş gibi gözüküyor. Windows 11 ile gelen en önemli özellikler biri de çoklu uygulama düzenleyicisi. Böyle deyince tabii biraz
çok böyle mükemmel bir şeymiş. Oo, acayip uzay teknolojisi gibi bir şey geliyor ama değil aslında. Mesela ben bir tane Chrome sekmesi açtım. Steam'imi açtım. Discord'umu açtım. Bunları aşağıya atıyorum. Ekran düzenlemesi yapacağım mesela. Dur hemen şuradan kendi kanalımızı da açalım. Kanalımız. Şöyle sağ tarafa doğru götürdüğümüzde gördüğünüz gibi küçük bir alana alıyor ve bütün uygulamalarımızı burada gösteriyor. Mesela buraya Discord'umu alabiliyorum. Buraya da Steam'imi aldım. Gördüğünüz gibi bu şekilde ekranlarımızı organize edebiliyoruz. Mesela ben bunu tekrar böyle sola aldığımda buraya da Discord'umu alıyorum. Bunu ikiye bölüyor. Bunu zaten Windows 10'da da yapıyorduk. Ama bunda ne yapmışlar abi? Böyle köşelere, kutucuk halinde de yapabilirsin diyor. Ya bunu ne kadar kullanırız, ne yaparız bilmiyorum ama bu da sonuçta kullanan için ihtiyaç olan bir şey. Yani gerçekten kullanıyorsanız bu ekran bölme muhabbetini hayat kurtaracak özelliklerden biridir. Düzenli bir şekilde şöyle sağ üst köşeye getirdim. Mesela yukarı yaptığım full screen kaplıyor. Sola geldiğimizde sol köşe yapıyor. Sağa geldiğimizde sağ köşe yapıyor. Aşağıya geldiğimizde yapmıyor. Mesela bakın şeyi anlamadım mesela. Demin mesela küçük kutucuk yapıyordu. Yani şu an küçük kutucuk yaptı. Konuşamadım. Küçük kutucuk yaptı. Güzel. Buradan uygulamalarımızı seçiyoruz. Steam'imi buraya koy dedim. Bu şekilde böldü. Mesela bunu şöyle yapabiliyor muyum? Şöyle full yap. Full yapıyor. Yani mesela burayı iki yapamıyor muyum ben? Mesela burayı iki yapmak istiyorum. Yapabiliyorum. Evet. Bunu da yapabiliyormuşuz. Gördüğünüz gibi. Gayet ekranları istediğimiz gibi sağdan soldan alttan üstten bölebiliyoruz. Gayet yeterli gibi geliyor bana. Aynı zamanda en son Windows 10 güncellemesinde gelen sağ alt taraftaki işte bu hava durumu zımbırtıları falan filan vardı ya. Onları da şu şekilde yapmışlar. Gördüğünüz gibi başlatın yanında widgetlar diye bir bölüm yapmışlar. Bu widget bölümüne tıkladığımızda gördüğünüz gibi burada haberler, hava durumu gibi bir akış bizi karşılıyor. Bu gayet kullanışlı, gayet güzel. Ben bunu seviyorum. Windows 10'da da kullanıyordum bu bölümü. Bunda da kullanırım çünkü hem göze hoş geliyor hem de buraları, bu bölgeleri istediğiniz gibi organize edebiliyorsunuz. Mesela bana teknoloji haberleri çıkart diyorsunuz, onlar geliyor. Hava durumunu göster, işte burada işte dolar kurunu göster gibi gibi istediğiniz şeyleri ekleyebiliyorsunuz ilgi alanlarınızı. Aynı zamanda Windows 11'de gelen en güzel özelliklerden biri, ilk önce dediler ki Android ve iOS'ta çalışan tüm uygulamaları indirebileceksiniz denildi. Ama sonrasında bu bir sansasyon yarattı. Dediler ki Game Loop çöp oldu. Artık o zaman PUBG'yi de direkt olarak Windows 11 ile oynayabileceğiz falan filan diye bir sürü bir dedikodu döndü. Onun üzerine Windows dedi ki bazı bizim optimize ettiğimiz uygulamaları indirebileceksiniz dediler. Sonra herkes bir hayal kırıklığına uğradı. Dedi ki biz dedi PUBG oynamayı da dedi isterdik falan filan gibi olay oldu. Sonra geçtiğimiz dönemlerde bu bilgi kontrole değer bir bilgi. Yanlış bilgi vermek istemem ama sanırım demişler ki Windows 11'in tam sürümü çıktığında APK dosyaları kurulabilecek gibi bir açıklama yapmışlar. Yani bu da demek oluyor ki GameLook gibi emülatörlerin birazcık sonu gelecek gibi gözüküyor. Instagram uygulaması direkt geldi bu arada. Güncelleme yaptıktan sonra direkt başlat menümde Instagram uygulaması vardı. Gördüğünüz gibi böyle bir uygulama yapmışlar. Hoşuma gitti açıkçası. Gayet güzel. Rahatlıkla buradan bakabiliyorum yani. Aynı zamanda Twitter uygulaması da mevcut. Gördüğünüz gibi onu da açayım size. Bu şekilde sağlı sollu konumlandırdığımızda Twitter'ımız sağda, Instagram'ımız solumuzda bu şekilde takılabiliyoruz. Evet arkadaşlar, bundan sonraki sürecimiz şöyle devam edecek. Ben bir hafta 10 gün kadar Windows 11 ile yayın yapacağım. Video montajlayacağım ve bilimum hani normal gün içerisinde günlük olarak bilgisayarımı nasıl kullanıyorsam o şekilde kullanacağım. Bundan bir hafta 10 gün sonra da sizlere Windows 11'in OBS ile alakalı performansı nasıl, montajla alakalı performansı nasıl, bunları anlatacağım bir video oluşturacağım sizlere. Birebir tecrübe edeceğim. Windows OBS'te nasıl performanslı mı? Montajda ne oluyor? Nasıl performans sergiliyor? Oyunlarda FPS düşüklüğü oluyor mu? Veya FPS artışı oldu mu? Gibi tüm bilgileri sizlere aktarabileceğim değerlendirme videosu ilerleyen süreçte gelecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.